Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 21. güne. Deltoid işleyeceğiz. Bir önceki gün ne yapmıştık? Eşkenar dörtgeni işledik ve sonrasında ne yaptık? Eşkenar dörtgenin tanımını verince özellikleri direkt kendiliğinden çıkmıştı. Aynı şey deltoidin de başına gelecek. Tanımını vereceğiz. Bütün özellikleri o tanımdan çıkacak. Ondan sonrasında da ne olacak? Biz full soru çözeceğiz. Yine aynı mantıkla gideceğiz ve eski bilgiler yine çok kullanacağız. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım mı? Ama başlamadan önce Şafak Sayar'a bakıyorduk. Gelsin Şafak Sayar. Hemen bakıyoruz. Sayfa numarasını öğreniyoruz. 125. Sayfa numarası 125'e gideceğiz. Sonra bakıyoruz burada. Hocam deltoid. Oo, tek ders. Tek bir dersle, tek bir videoyla bunu halledeceğiz. Sonra haftalık programa bakalım. Haftalık programda da deltoid'i bitirince 11. haftayı bitirmiş olacağız. Neyse, gelelim bakalım biz. Sayfa numarası 115'ti galiba. Yok değilmiş ya. 100 kaçtı? 125 mi yoksa? Galiba 125. Bakıyorum. Evet, 125'miş. Deltoid 125. Hemen ilk etapta tanımına bakıyoruz kardeş. Tabanları ortak. İki tane ikizkenar üçgenin birleşimine biz ne diyoruz? Oluşturduğu dörtgene ya da biz ne diyoruz? Deltoid adını veriyoruz. Bak, tabanları ortak. İki tane ikizkenar üçgen. Mesela bu. Tabanları ortak. İki tane ikizkenar üçgen olduğu için biz buna deltoid adını vereceğiz. Şimdi hocam aklıma şey geldi. Eşkenar dörtgen geldi. Eşkenar dörtgen dediğimiz şey de aslında tabanı aynı olan ya da tabanları ortak olan iki tane ikizkenar üçgen değil mi? Evet. O zaman eşkenar dörtgen aynı zamanda ne oldu? Bir deltoid oldu. Eşkenar dörtgen bir deltoidmiş kardeş. Bunu da öğrenmiş olduk. Tanımı uyuyor çünkü. Neyse, eşkenar dörtgen de aynı zamanda neydi? Bir paralel kenardı. Ama deltoid aynı zamanda bir paralel kenar değil. Eşkenar dörtgen bir deltoid. Tamam. Evet, şimdi bu tanımından dolayı kendiliğinden özellikleri çıkacak zaten. Şimdi biz bütün özellikleri bulalım. Bir ikizkenar üçgen gördüğümüz için ne yaparız? Aklımıza hemen hocam bir yükseklik çizmek gelir. Şuradan bir yükseklik çizdik. Tabanı iki eş parçaya böler mi? Böler hocam. Şu parçalar birbirine eşit oldu. Ben alttaki üçgende de hocam şurada da bir kenarortay çizsem. Kenarortay çizdiğim zaman da hocam burası ikizkenarda çizilen kenarortay olduğu için aynı zamanda yükseklik oldu. O zaman ne oldu burada? Burası 90, burası da 90, 90, 90, 180. Bu doğrusal oldu. Bir köşegen buydu. Diğer köşegen bu. Köşegenler nasıl kesişti? Dik kesişti. Bak, bir özelliği bu çıkacak demek ki. Köşegenleri dik kestiği için alan ne olacak? Köşegenleri dik keseceğim bir dörtgen alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. Diğer bir özellik de bu olacak büyük ihtimalle. Hocam köşegenler çizildiğinde şu köşegenin bir tanesi kenarortay oluyor. O da şu oluyor kenarortay. Özellikle ikizlerin tepe açısından çizilen yükseklik kenarortay diye ayırıyor. Yani diğer taban açılarından gelen köşegen şu şekilde iki eş parçaya ayrılıyor. Açı muhabbetine dalalım. Hocam açılara dalacak olursak burası nokta açısı, burası nokta açısı ikizkenarlıktan. Burası çizgi, burası da çizgi. A açısıyla C açısı birbirine eşit oldu. Yani tabanları taşıyan açılar birbirine eşit oldu. Sonra burada bu bir yükseklikte hocam ikizkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır. O zaman şu açıortayı şöyle göstereyim. Aynı şekilde bu da ikizkenar. İkizkenarda çizilen yükseklik olduğu için bu da açıortaydır. Şöyle iki nokta iki nokta şeklinde göstereyim. Arkadaş bak, bu ne oldu? Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen açıortay oldu. Bu önemli. Hatta ben buna simetri ekseni diyeceğim. Evet, simetri ekseni. Şimdi arkadaş, öncelikle şunu söyleyeyim sana. Köşegenleri dik keseceğim bir dörtgende özel bir durum vardır. Uzunlukla ilgili bir şey varsa direkt diğer köşegende çizeriz. Bir köşegen çizilmişse. Ama deltoid'de şunu söyleyeceğim. İşimiz gücümüz köşegen. Bir köşegen çizilmişse tabi uzunluk sorularında diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Ya da uzunluk sorularında işini yani halledemiyorsak işi, o zaman ne yapacağız? Yine köşegen çizeceğiz. Ama özel olan köşegeni çizeceksin. Özel olan köşegen hangisi? İşte bu. Simetri ekseni olan köşegen. Niye simetri ekseni? Sen bunu böyle katladığın zaman bak, bu üçgen tam bunun üstüne oturmuyor mu? Oturuyor. O yüzden simetri ekseni diyoruz zaten biz buna. Katlama çizgisi oturdu. Aynı üçgen, yani katlama çizgisiyle iki tane eş üçgen elde ediyorsak ya da iki tane eş yapı elde ediyorsak ya da şu çizgi iki tane eş yapıyı ayırıyorsa bu bir simetri eksenidir. Yani işimiz gücümüz köşegen uzunluk sorularında ve bir köşegen varsa diğer köşegeni çizeceğiz ya da hiçbir köşegen yoksa özel olan köşegen, simetri ekseni olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegen hem açıortaydır hem de nedir? Kenarortaydır. Bu da aklının bir kenarında bulunsun. Bütün özellikleri kendiliğinden çıkıverdi. Yani tanımı böyle irdeleyince kendiliğinden çıktı. Ama biz bunları okuyalım. Deltoidin köşegenlerinden biri birbirine eş olmayan iki ikizkenar üçgenin tabanıdır. Evet, eş olmayan iki tane ikizkenar üçgenin tabanı. Evet. Ondan sonra deltoidin eş olan kenarlarının oluşturdukları açılar deltoidin tepe açılarıdır. Yani şu tepe açıları olarak tanımlanmış. Deltoidin tepe noktalarını birleştiren köşegen simetri eksenidir. Bundan bahsettik. Hemen şuraya bir tık atalım. Bahsettik. Deltoidin tepe açısı olmayan açıları birbirine eşit. Evet. Şuradaki açılar A açısıyla C açısı. Tepe açısı olmayan açıları, yani bunlar birbirine eşit. Eşitliği gösterdik. Eyvallah. Buna da bir tık atalım. Deltoidin köşegenleri birbirine diktir. Evet, bunu gördük zaten. Önemli bir şey diye söyleyeyim.
dedik. Tepe noktalarını birleştiren köşegen, ikizkenar üçgenin tabanı ya hem açıortaydır hem de kenar ortaydır. Zaten bunu söyledik. Alanda köşegenler dik kestiği için köşegenler çarpımının yarısıdır. Bitti. Özellikleri bu. Kendi tanımından geldi. Her şey kendi tanımından geldi. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun sorulara. Hemen ilk etapta öğrenme alanı sorularıyla başlayalım. Hocam burada öğrenme alanı sorusu verilmiş. Bana burada bir deltoid verilmiş. Bu deltoide tabii. Şunların eşit olduğunu biliyoruz. Ya aslında şöyle yazılsaydı daha iyi olurdu. Bu öğrenme alanı sorusu olduğu için öğretiyoruz ya. Şunlar eşit verilsin, tamam mı? Hatta şöyle yapayım ben. Şu kenarla şu kenar eşit verilsin. Yoksa bu bir deltoid deyince hocam ya bu kenarla bu kenar birbirine eşitse, değil mi? Bir de o var. Ben şunların da eşitliğini de koyayım buraya. Tamam. Bunların da eşitliğini koydum. Şimdi soru bu şekilde olsun ve alfa isteniyor bizden. Şimdi bir kere 20 ise ikizkenarlık var burada. Taban açıları 80-80 olur. Sonra bu bir deltoid ise hocam şu kenarlar eşit verilmişse otomatikman şu kenarlar da birbirine eşit değil midir? Evet, eşitliği yazdık. Sonra deltoidde taban köşeleri burası. Bak tepe açıları burası. Tepe açıları burası. Tepe açıları olmayan açılar birbirine eşit. 90 artı 20 kaç? 110. Hocam burası da 110. Sonra dörtgenç açıları toplamı 360. İster büyük deltoidden git, istersen şuradaki açılardan git. Fark etmez. Burası da bir dörtgen sonuçta. Ama biz deltoidden gidelim hadi. Yani burada ne var? 80 var. Sonra 110 var. 110 var. 80, 110, 110 ve alfanın toplamı 360 yapacak. 220, 300. Alfayı da böylelikle 360-300'den 60 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet. Öğrenme alanında A şıkkını 60 bulduk. Geldik B şıkkına. ABC'de deltoid. Tamam. Şunlar eşit verilsin dostlar. Belki bunlar eşit olacaktı hocam. Değil mi? Evet. Eksiklik var. Onu ben tamamladım şimdi. Öğrenme alanındayız. Öğretiyoruz. Deltoid'de. O zaman bunlar eşit verilmişse otomatikman bunlar da eşit değil midir? Eşittir. Sonra ne yapacağız arkadaş burada? Burada alan isteniyor. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hemen köşegenlerin dik kesmesi. Bizim olmazsa olmazımız. Böyle gösterelim. Hocam burada bak köşegenlerin dik kesmesini gösteriyor. Diğer özellikler de kendiliğinden geliyor zaten. Hocam buradan dik çizilmiş. İkiz kenarda çizilen dik aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Yani 3 ise 3 diye ayırır. Hocam aynı zamanda bu bir ikiz kenar ya. Tepe açısı da 90 derece ya. O zaman bu 45-45-93 kere yaptı. O zaman burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. Ve şuraya bakar mıyız? Hocam burası 3 ise burası da 3 olur mu? Olur. Her şey çıktı. Alan ABC'de isteniyor. Bir köşegen nedir? 11. Diğer köşegen nedir? 6. 11 çarpı 6 bölü 2 yapar alan. Yani böylelikle cevaba 33 diye ulaşırız. Evet, öğrenme alanını hallettik. Geldik örnek 1'e. Hadi bakalım. Örnek 1'de şöyle bir şey verilmiş. Burası 7 alfa verilmiş. Burası 3 alfa verilmiş. DAE'yi 7 alfa diye yazıyorum. Hemen şöyle. Sonra öbürü de BAE'de 3 alfa diye verilmiş. Hemen buraya da 3 alfa yazıyorum. AD ile DC eşit verilmiş. Soru da verilmiş. Otomatikman bunlar da ne olmak zorunda? Deltoid olduğu için bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. ADC açısıyla ABC açısının toplamı hemen DA açısıyla ABC açısının toplamı zaten verilmiş. Arkadaş bir de ben şunu biliyorum. Şu ikizlerin tepe açıları bunlar ya. Tepe açıları olmayan açılar yani tabanı taşıyan açılar şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani burası 10 alfaysa burası da 10 alfa olacak ve toplamda 10 10 20 alfa artı şu açıları toplamı da zaten 100 verilmiş. 100 eşittir 360 olacak. 20 alfayı buradan 260 buluruz. Alfayı da buradan 13 derece olarak buluruz. A benden BAE açısı isteniyor. Yani benden BAE açısı isteniyorsa 3 alfa isteniyor. O da 3 çarpı 13'ten kaç çıkacaktır? 39 çıkacaktır. Örnek 1'i 39 diye bulduk gençler. Geldik örnek 2'ye. Özel bir açı. 105. Hocam burada 6 6 verilmiş. Otomatikman deltoid olduğu için burası da x olur mu? Olur. Sonra burası 105 ise taban açıları, tepe açıları zaten bak bunlar. Diğer taban açıları birbirine eşit. O zaman burası da 105 olacak. 105, 105, 210, 90 daha 300. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. Ve benden bir uzunluk isteniyor. Arkadaş uzunluk isteniyorsa deltoide işimiz gücümüz köşegen. Köşegen. Köşegenleri çizelim o zaman. Hocam köşegeni çizince ben burada 60'ı parçalamış oluyorum. Olsun. Deltoide işin gücün köşegen. Üçgende olsa 60 parçalanmaz. Ama deltoide işin gücün köşegen. Diğer köşegeni de çizelim. Çizince köşegenler dik kestiğini şöyle bir gösterelim. Gösterdik böyle dik kestiğini. Hocam bu ikizkenar. Bak şimdi ne geldi burada? 90 ise 45, 45 geldi. Hocam buraya 60 kaldı. Bak burası da 60 kaldı. İkizkenarda çizilen şu açıortaydır. Çizilen yükseklik. Ya da deltoidde bu simetri ekseni olan köşegen değil midir? Yani direkt 45, 45 de yazabilirdik buraya. Olsun. Şurada şeyden bulduk. Biz 30, 60, 90 üçgeni. Direkt açıları yazınca çıktı zaten. Burada 90'ın karşısı 6 ise şuradaki üçgende. 30'un karşısı 3'tür. Hocam ikizkenardan dolayı, ikizkenardaki üçgenden dolayı burası da 3'tür. Burada da 3, 3 ise 3 kökü mü olacaktır x? Evet. X'i böylelikle 3 kökü olarak buluruz. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da köşegenler deltoid verilmiş mi? Verilmiş. Sonra AB, AD 6 verilmiş. Arkadaş şurası da 6 verilmiş. Yani bu 3, 3. Bunlar birbirine eşitse otomatikman şunlar da birbirine eşittir. Yani burası 10 ise burası da 10'dur deltoidden dolayı. Deltoidde köşegenler nasıl kesiyor? Hemen dik kesiyor. Bizim olmazsa olmazımız. Köşegenlerin dik kesmesi. Gösterdik böyle.
A, alttaki üçgene bakınca ne fark ettik hocam burada? Şuradaki üçgende kenar ortay var ve 90'dan gelmiş. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlüyü oluşturdu. Direkt burası 3 oldu. Hocam şuradaki üçgene bakacak olursak buradaki üçgende ne var? Dikten dik çizilmiş. Yani Öklit. O zaman dikten dik çizilmişse Öklit bağıntısını kullanacağız burada. Kullanalım bakalım. Şuraya bir h diyecek olursam h kare eşittir 2 çarpı 8. 16'dan h'ı da böylelikle 4 olarak buluruz. Bizden KM isteniyor. KM'ye bak bakayım. Hop şurası. Yani 4 artı 3 isteniyor. Cevap böylelikle kaç yapar? 7 yapar dostlar. Örnek 3'ü 7 bulduk. Geldik bir sonraki sayfaya. Evet, uzunluk verilmiş ve bir köşegen verilmiş, çizilmiş. Deltoidde işimiz gücümüz nedir? Köşegen. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz kardeşim. Hop şöyle köşegeni çizelim. Köşegenler dik kesişir. Hemen dik kesmesini şöyle gösterelim kardeşim. Sonra 90 derece verilmiş ve bu bir deltoid ve AD'de 3 kökü AB'de 3 kökü olarak verilmiş. O zaman otomatikman bunlar da birbirine eşittir. Yani tepe açısı bu. Tepe açılarından çizilen köşegen simetri ekseniydi. İki eş parçaya böler o zaman. Her şeyi 45-45 bu kenarı da iki eş parçaya böler. En önemli bilmen gereken şey zaten bu. Köşegenlerin dik geçmesi ve simetri ekseni olan köşegen. Hocam burada 45-45-90 üçgeni çıktı. Sonra ne yapıyoruz? 45-45-90 üçgeninden dolayı köküye bölünmüş hali. 3'ü çıkar burası. Hatta burası da 3 olur. Bunun tamamı 7 idi ya. Buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. 3-4-5 üçgeninden buraları da 5. BC uzunluğu isteniyor bizden. Cevap 5. Geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de ABC'de bir deltoid verilmiş. Sonra eşit olan kenarlara bakıyorum. AB ile BC'ye eşit verilmiş. Hemen AB ile BC'nin eşitliğini yazıyorum. Otomatikman şunlar da eşit midir? Eşittir. Simetri ekseni olan köşegeni belirliyorum hemen. Simetri ekseni olan köşegen açıortaydır ve aynı zamanda kenarortaydır. Ve köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Hemen bak bunları yazıyoruz. Hemen yazıyoruz. Hemen gösteriyoruz şekil üzerinde. Hemen gösterdik. Buradan sonrasında hocam bu simetri ekseni olan köşegen ya. O zaman açıortaydır aynı zamanda. Burası da nokta açısı yaptı. Bu ikizkenarlıktan dolayı burası da nokta açısı yaptı. Burası noktaysa burası da nokta oldu. Hatta bu simetri ekseni olan köşegeni de şu çizgi açısında göstereyim istersen. Bu açılar boşu boşuna eşit verilmemiştir bana. Ne yapmam gerekiyor benim burada? Açı eşitliğini yazmam gerekiyor. Alfa alfa yazalım. Burası da alfa, burası da alfa. Sonra ne geldi? Hocam buraya 90 eksi alfa geldi. Burası da 90 eksi alfa oldu mu? Oldu. Çünkü şurada alfaysa 90 eksi alfa oldu burası. İstersen beta yaz, fark etmez. Kafan karışıyorsa beta da yazabilirsin. Çünkü sen beta'ya da alışkınsın zaten. Şuraya bir beta yazdın. Hocam buraya da beta yazdım. Yani burada alfa artı beta ne oldu? 90 derece oldu. Sonra bakıyoruz. Başka bir şey var mı? Bak alfa burası, beta burası. Alfa artı beta 90 derece. O zaman burası 90 derece oldu. Yani şu üçgenimiz bir dik üçgen oldu. Ve hatta dikten de dik çizilmiş oldu burada. Bak dikten dik çizildi. Öklit h kare eşittir p çarpı k. Şuraya n diyeyim. 6'nın karesi eşittir n çarpı 9'dan. 36 bölü 9'dan n'i buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. N 4 çıktı ve bizden ne isteniyor? ABC'de deltoidin alanı isteniyor. Alan dediğimiz şey de çok basit. Köşegenler belliyse ki bu köşegen tam belli değil. Ama dikkat et, bu köşegen simetri ekseni olan köşegen. Simetri ekseni olduğu için şu 6 ise burası da 6 değil midir? Evet burası da 6. 6'yı yazdık. Şimdi köşegenler belli oldu. Bir köşegen 13, diğer köşegen 12. Yani 13 çarpı 12 bölü 2 sadeleştirdiğim zaman 6 kere 3 18, 6 kere 1 6 78 mi yapıyor cevap? Evet 78 yaptı. Örnek 5. Geldik 6. soruya. Şimdi bir kere ABC'de deltoid demiş. Hemen köşegenlerin dik geçmesini gösteriyorum kardeşim. Hangi kenarlar birbirine eşit? AD ile DC birbirine eşit. O zaman otomatikman bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Ben buraya şey diyecek olursam, 9K diyecek olursam DE uzunluğuna 9K dedim. Öbür EB'nin uzunluğu da 4K mı oldu? Hemen EB'nin uzunluğuna 4K yazalım. AC'yi de 24 demiş. Arkadaş bu simetri ekseni olan köşegen aynı zamanda kenar ortaydır. Tamamı 24 ise o zaman bunlar 12-12 yaptı mı? Yaptı. Sonra alan ABCD'yi vermiş bana. Alan ABCD 312 ise 312 eşittir. Köşegenler 13K çarpı 24 bölü 2 eşittir. Sadeleştirdim 12 aldı. Sonra 312 ile 12'yi sadeleştireceğiz arkadaşlar. Burada böl bakalım. Sadeleştirelim ya. Şunu 2'ye bölsen hocam 156 mı yapıyor? Evet 156 yaptı. 2'ye bölsen o zaman burası da 6 yapıyor. Bir daha 2'ye böl 3 yaptı. 2'ye böl 78 yaptı galiba. Ondan sonra 6 kere 3 18. Evet 13 ile bu sadeleşti. 6 kaldı burada. O zaman K'yı 2 mi bulduk dostlar? Evet K 2 çıktı gerçekten. Burası 18 oldu. Burası da kaç oldu? 8 oldu. Deltoid'in çevresi nedir diye soruluyor bize. Çıktı. Bak çıktı. Hocam bu ne ya? Kolaysın. Ama öyleyim. Sınavda sormuş kardeşim. Benzerini sınavda sormuş. Ne yapacağız burada? Hocam şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Bir çizgi kenarını bulacağım. Bir de yukarıdaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacağım. Orada da neyi bulacağım? Orada da direkt şunu bulacağız kardeşim. Çift çizgi uzunluğunu bulacağız. 6, 12, şu 8 ve 12'lik üçgende ortak çarpan kaç? 4. Bu 4 çarpı 2. Kısa yoldan yapıyorum. 4 çarpı 3. O zaman burası 4 çarpı kare. Şurada kareleri toplamı. 4 artı 9. Yani 4 kök 13 yaptı burası. Sonra
burada 18 ve 12'deki ortak çarpan 6. 6 çarpı 2 burası, 6 çarpı 3 burası. O zaman burası da 6 çarpı kareleri toplamı 4 artı 9. Yani burası da 6 kök 13 çıktı. O zaman burası da 6 kök 13. Alt tarafta 4 kök 13. Evet, çevre isteniyor. Çevrede ne eşit olacak? 6 kök 13 artı 6 kök 13 artı 4 kök 13 artı 4 kök 13'ten cevap 20 kök 13'e eşit olacak mı dostlar? Evet. Örnek 6 20 kök 13 yapar. Geldik örnek 7'ye. Evet, alan ABC'de isteniyor. Bir köşegen verilmiş. İşimiz gücümüz köşegen. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Diğer köşegeni çizelim dostlar. Hop, hocam özel açı parçalıyoruz. Hayır, deltoidte. İşin gücün köşegen kardeşim. Özel açı parçalasan da yapacak bir şey yok. Çizdin köşegeni. Şimdi AD ile DC'ye eşit vermiş. Otomatikman bunlar da eşit. O zaman bu çizdiğin köşegen simetri ekseni olan köşegen oldu. 32 eş parçaya bölecek. 15 15 yaptı. 152 eş parçaya bölecek. 75 75 yaptı. 15 75 90'lar çıktı karşıma. Ve bu simetri ekseni olan köşegen olduğu için 2 2 diye 2 eş parçaya ayırdı burayı. E hocam, deltoidin alanı neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Hocam, benim bu köşegeni bulmam lazım. Maalesef şu üçgenden bulamam. Bu üçgenden de bulamam. E sonra arkadaşım, şuradaki üçgene bakacak olursak eğer, aa bak, bu üçgenle 15 75 90 üçgeni. Ya biz kendi emeğimizle dik çizdiğimizde 15 75 90 çıkarsa gittiğimiz yol değildi. Ama deltoide işimiz gücümüz köşegen çizdik. 15 75 90 çıktı. Yapacak bir şey yok. 15 75 90'ın bir özelliğini biliyoruz zaten. O da haşa 4 haş. Haşa 4 haş. E hocam, burası haşsa burası ne olacaktır? Tamamı 4 haş olacaktır. E haş 2 ise 4 haş 8 oldu. Bir köşegen kaç yaptı? 4. Diğer köşegen kaç yaptı? 8. O zaman alan da neye eşit olacaktır? Köşegenler çarpımının yarısı. 32 bölü 2'den cevap 16'ya eşit olacaktır. Evet, örnek 7'yi 16 bulduk. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de ne var? Bir katlama var kardeş. ABCD deltoidi biçiminde karton BD köşegeni boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Şimdi 24 verilmiş, 15 falan filanmış. Arkadaşlar, alıştığınız zaman ben yine adettendir şu katlamayı göstereyim. Katlama. Hop, şöyle yapılmış. Ben bu katlamayı böyle yaptıysam katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geriye doğru açıyorduk. Açacağız geriye doğru. Hop, açtık. Açılmış halinde şekilde göstereceğiz. Animasyonda gördük, bir de animasyonsuz şu şekilde açılışında gösterelim tabii ki. Elimiz buna da alışkın olmalı. Hep animasyon olmuyor tabii ki. Yani animasyon gerçekten hoş oluyor da. Yani nasıl açıldığını da göstereceğiz. Hocam, burası 15 verilmiş. Burası da 15 verilmiş. Pardon. Evet, katlayın. Burası da 15 verilmiş. Sonra katlayınca 15 bu buraya geldi. 15 bu da buraya geldi. Yani burada bir eşkenar dörtgen çıktı. Hocam, eşkenar dörtgende bir köşegen verilmiş. Uzunluk da soruluyorsa işimiz gücümüz köşegendi. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Diğer köşegeni de çizince şöyle köşegenlerin dik kestiğini biliyoruz ve birbirini ortaladığını da biliyoruz. Şunlar da birbirine eşit olacak. BD'yi 24 vermiş. Hocam, BD 24 ise burayı da ortaladı. O zaman burası 12'ye 12 oldu. 9 12 15 üçgeninden bunlar da 9 9 çıktı mı? Çıktı. Sonra başka ne verilmiş bize? ABC'de deltoidi. Deltoid ise şu kenarlar 15 15 ise bunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Hocam, deltoidde de şöyle baktığımız zaman bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de ben çizeceğim. Tepe açıları, bak şunlar böyle eşit ya. Tepe açıları bunlar değil mi? Evet. Buradan çizilen köşegen simetri ekseni. Bu simetri ekseni orta dikmesi olmayacak mı bu köşegenin? Evet. O zaman burada bu orta dikmesi aynı zamanda deltoidin de köşegeni olacak. Yani şunu şöyle uzattığım zaman tam olarak buraya gelmek zorunda. Katlanılan kartonun üst üste gelmeyen kısmı kesilip iki parçaya ayrılıyor. Bak şimdi. Ben burada kartonu üst üste gelmeyen kısmı, yani şuradan kesip iki parçaya ayıracağım. Bir bu parça olacak. Hatta açtığın zaman tamamı şu parça yapıyor. Bir de yandaki yeşil parça mı yapıyor? Evet. Üst üste gelmeyen kısmı böyle kesilip iki parçaya ayrıldı. Bir parçası, tekrar söylüyorum, yeşil. Diğer parçası bu. Ama diğer parçayı da açtığım zaman diğer parçası da şu eşkenar dörtgen aslında. Şimdi buna göre parçalardan çevresi 70 santimetre olanın alanı isteniyor. Elimde iki parça var ya. Ya bu yeşil parça ya da buradaki parça, çevresi 70 santimetre olandan bahsediyor. Farz edelim açılmamış hali olsa. Çevresi 70 mi? Değil. Ya da iki parçaya ayrıldı ya, açılmış hali olsa bile şu açtığın zaman buraya geldi. Bunun çevresi de 70 yapmıyor. 60 yapıyor. O zaman çevresi 70 santimetre olan neresi dostum? Kesinlikle ama kesinlikle çevresi 70 santimetre olan bu yeşil bölge. Bu yeşil bölgenin alanı soruluyor bize dostlar. Yani şimdi kırmızı yaptım ya da pembe yaptım o bölgeyi. Evet, oradaki bölgenin alanı soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız o zaman burada? Bunun çevresini de vermiş bize zaten. Bak, burası çevresi kaçmış? Çevresi 70'miş. Yani 15 15 30 buradaysa 40 kaldı bunlara. O zaman bunlar da 20 20 yapar mı? Yapar. Hemen buralara da 20 20 yazalım. Çünkü soru kökünde öyle diyor. Çevresi 70 santimetre olanın alanı isteniliyor. Yani pembe alan isteniliyor. Yani yeşil. Neyse. Şimdi bu alanı bulmaya çalışacağız. Hocam, şurada bu dörtgenin alanını bulurken şu mantıkla
yapabilirsiniz. Bu arada burası kaç? 12. Burası 20. 12, 16, 20 üçgeni yok mu burada? Evet. Yani bunun tamamı 16 olacak. Buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Şimdi dikkat, bir şey söyleyeceğim. Şuradaki böyle bir iç bükey bir dörtgen. Alanı neydi? Köşegenlerine bakıyordum. Köşegenler dik kesiyorsa evet, eğer evet dik kesiyor. Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani 7 çarpı 24 bölü 2. Buradan yapabilirsiniz. 1. 2. Nereden yapabilirsin? Hocam şu üçgenin alanından şuradaki turuncu bölgenin alanını çıkartarak yapabiliriz. 2. Başka nereden yapabiliriz? Hocam tabanı burası değil mi? Burası olan şu üçgenin alanını bulabilirim ben. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 7 çarpı 12 bölü 2. Üstteki üçgenin alanını bulduk. Alttaki üçgenin alanında da taban 7. Yükseklik 12 değil mi? Yükseklik sadece bak, bu tabana ait yükseklik dışarıya düşmüş sadece. 7 çarpı 12 bölü 2 burası da. O zaman 42 artı 40 yapar ve cevap da 84 çıkar mı dostlar? Çıkar. Evet, cevabı da böylelikle örnek 8'de 84 diye buluruz dostlar. Evet, örnek 8'de bulduk. Geldik şimdi örnek 9'a. Çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Hatta şu konuşmayı yapayım sana. Dostum, şimdi buradaki sıradaki soruyla alakalı bir soru. ÖSYM'nin sevdiği soru diyebiliriz aslında bu soruya. Ben burada deltoide yazmışım bu soruyu. Bu soru tipi her yerde gelebilecek bir soru. O yüzden buradaki soruyu bence iyi anlaman lazım. İyi yorumlamak lazım. Şimdi sıradaki soruda ne var? Bir deltoidin tanımını bilmek var soruyu yapabilmek için. Sonrasında deltoidin tanımını bildikten sonra olası durumları incelemek var. Ve burada da güzel bir soru yazmışım. O yüzden bu güzel soruyu lütfen ince, detaylı bir şekilde bak. Burada gerçekten hoş durumlar var. Yani deltoidin tanımını düşüneceğiz. Tanımıyla yola çıkamıyorsak başka durumunu, deltoidin kendi içinde özelliğini düşünerekten yapacağız şimdi. Hadi gel bakalım soruya bakalım, nasıl bir soruymuş. Şimdi 6'ya 9'luk bir birim kareli kağıda A ve B noktaları işaretlenmiş böyle. Bütün köşeleri birim karelerin köşesinde olan deltoide de şanslı deltoid diye bir tanım yapmışım. Bak, bütün köşeler birim karelerin köşelerinde olacak. Deltoid deyince aklıma ne geliyor? Hocam şöyle, tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgen. Böyle ikizkenar olacak, şöyle de ikizkenar olacak. Bunu bulmaya çalışacağız. Ama arkadaş, bunu bulmaya çalışırken mesela bir böyle yaptın, sonra böyle yaptın, böyle yaptın. Bütün deltoidleri böyle deneyecek misin? Yani biraz zor olur deltoid tanımından dolayı. Deltoidle ilgili ben ne biliyorum? Hocam köşegen biliyorum. Mesela karşılıklı köşeleri A ve B ise o zaman köşegenlerin dik kestiğini biliyorum ya. Yani burada neyi düşüneceğim o zaman? Hocam bir köşegen aslında buyken diğer köşegen de şu olabilir mesela. Köşegenleri dik kessen bir deltoid mesela. Diğer köşegen şu kırmızı köşegen olabilir. O zaman kırmızı köşegen olduysa köşegenler dik kesti ya şimdi. Köşegenlerin dik kesmesinde kullanacağım. Tamam, o zaman şimdi bu diğer köşegen de eğer buysa bu köşegen üzerinde bir nokta alacağım. Mesela bir noktayı ben şuradaki nokta seçersem. Hocam buradaki nokta seçtiğim zaman deltoid olması için kenarların eşit olması lazım. Şunu çizdiğimde şu eşit değil. Yani bununla bu eşit olmadığı için o zaman ben burada şunu çizersem eğer bu kökü birim uzunluğunda bir tane daha çizmem lazım. Tam birim karenin köşesine gelmesi lazım. Aha, deltoidimiz o zaman bu şekilde oldu mu? Oldu. Bak, bu simetri ekseni olan köşegen oldu. Şu. Hocam bu nokta için bir tane buldum böyle. Sonra bu köşegen üzerinde öbür noktaya da bakayım şimdi. Şu öbür noktaya bakacak olursam o da şu. Buna ait de yine var mı bir tane? Hocam şunu şöyle çizecek olursam şu uzunluğu. Buradan buraya baktığımda eşit olmuyor. O zaman buradan 1-2 kök 5'lik alacağım. Yani kök 5'lik uzunluk şu oluyor. Diğer köşegen de bu mu olacak arkadaş o zaman? Evet. Sonra buraya çizelim. Sonra buraya çizelim. Etti mi 2? Etti. Bak, 2 tane etti. Bir tanesi bu etti. Bir tanesi de bu etti. Bu köşegen üzerinde başka deltoid çizebilir miyim böyle? Hocam buradan buraya 2 kök 5 uzunluğunda ancak buraya gidebilirim. O yüzden başka da 2 kök 5 uzunluğu elde edemem. 2 tane bu köşegen üzerinde elde ederim. Ya buradaki noktadan dışarıya taşamıyorum. Sonuçta burada böyle de oluşturabiliriz aslında ama bir birim daha gidip burada da o zaman 1-3 gidip şu şekilde yapabiliriz ama bu birim karelerin üzerinde olsun diyor. Tamam, şu köşegen için hallettik. Şimdi gel bakalım mavi köşegen çizelim. Hocam mavi köşegen bu olabilir. Köşegenleri dik kessen. Çünkü bir köşegenin ben ne olduğunu biliyorum. Bak, şu olduğunu biliyorum. Dikkat dikkat. Bir köşegen buysa diğer köşegen de buna dik olan köşegen olacak. Yani şu köşegen olursa o zaman bu köşegen üzerinde nokta seçeceğim. Bak şimdi bu nokta. Bu sefer maviyle çizeyim buradaki şeyi. Şimdi şuraya bakacak olursak hocam şu OA'ya çizince A OB de eşit oldu. Güzel. Şimdi iki kenar eşit oldu. Şuradaki iki kenar birbirine eşit oldu. O zaman ben burada şurada da öyle bir şey. Bunun üstünde bir köşegen böyle ya. Diğer köşegende bunun üstünde nokta seçeceğim şimdi. Mesela bu noktayı seçebilirim dostum. Bu noktayı seçtiğimde bir deltoid oluştu mu? Oluştu. Bak şuna bakıp da bu noktada bir deltoid oluştu. Çünkü niye? Bunlar eşit. Şunlar da eşit. Şu orta dikmet doğrusu oldu ya. Yani bu doğru üstündeki bütün noktalar bana zaten deltoid oluşturur. Mesela şurası da yine aynı şekilde deltoid oluşturdu. Çünkü niye burası? Hocam şu uzunluk nedir? 2 kök 1'im uzunluğunda, burası da 2 kök 1'im uzunluğunda. Ya da şuradaki dik tabanı iki eş parçaya böldü ya. O yüzden orta dikme doğrusu üzerindeki her bir nokta yapacaktır. O
zaman bu nokta için de bir deltoid oluştu. Ama bak şu kenarlar sabitken şöyle yaptığımda bu nokta için bir deltoid. Böyle yaptığımda şu nokta için bir deltoid. Sonra bunun içinde bir deltoid, bunun içinde bir deltoid, bunun içinde bir deltoid, bunun içinde bir deltoid, bunun içinde bir deltoid olacak mı? Olacak. Neresi? Şu noktaya göre baktığım zaman, değil mi? Hocam o zaman bu noktaya göre baktığımda bir köşe burada 2 3 4 5 6 7 tane olacak. Tamam. Öncelikle olarak şuraya da burada 2 tane deltoid oluştuğunu yazalım. Burada kaç tane oluştu? 7 tane oluştu. Şuraya hemen 7 tane yazalım şöyle. Hocam başka olamaz mı? Öbür noktayı ben şurada seçebilirim yine. Burada seçtiğim zaman da o zaman deltoidin kenarları bu sefer siyah renge dönüşeyim. Siyah renge dönüşeyim. Bu noktayı seçtiğim zaman da hop şunu çizdim. Hop bunu çizdim. Hocam buradaki bu uzunluklar birbirine eşit. Çok güzel. O zaman şimdi dikkat et. Deltoid köşegenler dik kesiyor. O zaman bunun üstünde yine ben bir tane seçeceğim. Yine bu noktayı seçtiğimde şunlar birbirine eşit. Bir deltoid oluşuyor burada. Bunu seçtiğimde bir deltoid oluşuyor. Hatta ben bunu seçtiğimde ne oluşuyor burada? Şu noktayı seçtiğimde hocam şurası da şurası da iki köke, burası da iki köke, burası da iki köke. Eşkenar dörtgen de oluşuyor burada. Yani eşkenar dörtgen de aynı zamanda bir deltoid. Sonra buradaki noktayı seçtiğimde de yine aynı şekilde. Buradaki noktayı da, buradaki noktayı da, buradaki noktayı da, buradaki noktayı da seçtiğimde deltoidler oluşacak mı? Oluşacak. O zaman ben şuradaki nokta sağ tarafında olan bu nokta için şöyle bir deltoid, bununla ilgili bir deltoid oluşturabilirim mi? Sonra bununla ilgili bir deltoid oluşturabilirim. Bununla ilgili bir deltoid oluşturabilirim mi? Yani buradaki noktaları sayalım. Burada da kaç tane var? 7 tane var. Artı 7 tane diyeceğim. Eşittir 14 oldu burada. Sonra diğerine bakalım. Bu sefer de yeşil köşegen. Şu yeşil köşegene bakalım arkadaşlar. Köşegenler dik kesecek ya. Şu yeşil köşegene göre baktığın zaman da o zaman ne olacak? O zaman köşegenler dik kesti ya. Bu köşegen üzerinde bir nokta alıp şuradaki noktayı alıp da gittiğim zaman hocam ben bunu böyle çizdiğim zaman kök 2'im buradan buraya kök 2 olmuyor. Buradan buraya kök gidebilirim. O yüzden deltoidim şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Buradan bir tane geldi. Bu noktaya ait. Bir de bu noktaya ait de yine aynı şekilde. Şöyle bu şu şu gelir. Dikkat et. Buradan buraya kök 5 birim. Kök 5 gideceğim o zaman. Şu ve şunun çizimde deltoid oldu. Yani buradan başka da başka bir nokta seçemiyorum. Buradan da 2 tane geldi. Toplamda kaç tane yaptı? 14. 4 daha 18 yaptı. 18 yaptı. Ama geçen sene yanlış çözmüşüm. Yani burada keşke soruya şey deseydim. Şimdi bakınca bir şey daha fark ettim aslında. Bu arada ben bunu biraz sonra animasyonla da göstereceğim arkadaşlar. Bu deltoidler karışma olabilir. Animasyonla 2 taneyi, 14 taneyi, 2 taneyi hepsini göstereceğim. Aslında bir tane daha var. Ne hocam? Ne? Şimdi ben bunu siliyorum. Siliyorum animasyonla da göstereceğim. Sen burayı durdurup burayı not alırsın, tamam? Hocam biz buradaki deltoide düşünürken şunu düşündük aslında. Yani deltoidin karşı iki köşesi diye düşündük bunu. Peki deltoidin bir kenarı da bu olamaz mı arkadaşlar? Olabilir. Deltoidin bu ikiye yani bizim yaptığımız çözümde A köşesi ve B köşesi aslında neydi? A köşesi ile B köşesi burada karşılıklı kenar olarak düşündük. Arkadaş burada A köşesi ile B köşesi deltoidin bir kenarı olamaz mı? Olabilir. Yani bir kenarı 4 birim olan bir deltoid. Hocam 4 birim nereye gidebilirim ben? Birim karelerinin köşesinde olacak. 4 birim şöyle gidebilirim. Bir tek şuradan şuraya 4 birim gidebilirim ben. Yani 4 birim olduğunda şuradaki noktayı seçebilirim mesela. Başka birim karenin köşesine 4 birim gidebilir misin buradan? Şuradan şöyle. Gidemezsin 4 birim. Mesela şurada tam birim karenin köşesine gelmez. Birim karenin köşesine mesela buraya gelse 1'e 4 oluyor. Ya da şuraya gelse hocam 1'e 3'lük Pisagor oluyor. Ancak 4 birim böyle gidebilirim ben. O zaman deltoidin bir kenarı 4 birim, bir kenarı da 4 birim. Sonrasında burada da bir nokta seçeceğim ben şimdi. Arkadaş bu da deltoidde ne oluyordu? Şimdi düşünelim şimdi şöyle. Hocam şunlar birbirine eşit olunca bu da simetri ekseni olan köşegen ya. Simetri ekseni olan köşegeni düşünelim şimdi. Bak ince detaya bak ya. Simetri ekseni olan köşegen açıortay olacak. Burası 90 derece ya. Dikkat dikkat. Burası 90 derece ya. 45-45 bölen hangisi? Birim karelerin köşeleri üzerinde gidecek. Yani bizim diğer köşegenimiz de şu olabilir arkadaşlar. Birim karelerin köşelerinden giden şey olabilir. O zaman ben noktayı ona göre seçeceğim. Nokta mesela nerede olabilir? Hocam birim karelerin köşesinde. Şurada seçemem. Bir deltoid oluşuyor mu şöyle? Oluşmuyor. Burada tam bir üçgen oluşuyor böyle baktığın zaman. Şurada seçemem. İç bükey oluşuyor. İç bükeye bir deltoidden tanımlamamıştık. Tam şöyle baktığın zaman bir deltoid oluşuyor mu arkadaş böyle? Oluşuyor. Bak olaya bak ya. Şuraya baktığımda şöyle bir deltoid oluşuyor. Bir oldu burada. Yine köşegen üzerinde bir nokta seçtim. Bak simetri eksen o köşegen üzerinde. Şuradan seçtiğimde bir deltoid daha oluşuyor mu? Oluştu. 2. Şuradan seçtiğimde bir deltoid daha oluşuyor mu? Oluşuyor. 3. Yani buradan da 3 tane geldi. Önceden 18 tane vardı. Artı 3. Toplamda kaç yaptı o zaman? 21 tane yaptı. Dostlar cevap 21 oldu. Özür dilemeyeceğim. Ben de daha yeni keşfettim. Gerçekten yeni keşfettim. Hatta biraz önce bu soruyu çözerken bu da kafama takıldı. Bu soruyu yeniden çözüyorum ben aslında. Videoyu durdurup da yeniden çözüyorum. Yani inanır mısınız? Bu soruyu ben yazdım ve yıllardır 3 yıldır da duruyor bu soru. 3 yıldır da bir itiraz gelmedi. Çok ilginç. 3 yıldır da
bir itiraz gelmedi. Bir de şöyle bir şey var. 3 yıldır ben yanlış çözüyormuşum. Yani burada biraz suç siz öğrencilerde de var aslında. Ya ben aslında bununla ilgili videonun yorumlarına da bakmam lazımdı. Baktığımda da öyle bir yanlışlık falan da görmedim yani. İnceledim çünkü sene başında. Bütün videoların yorumlarını inceleyip ben kitabı ona göre dizayn ettim zaten. Baktım hiçbir şekilde böyle yanlış yorumu yoktu. Yani cevap 21 tane diyen yoktu arkadaşlar. Yani körü körüne bir adama bağlanmayın. Bana bağlanmayın. Belki de benim de hatam vardır. Bak bu soruyu ben yazdım. Kesinlikle. Benim tamamen orijinal sorum. Yazdım ama kendim yanlış çözmüşüm. 3 yıldır da yanlış çözüyorum. Evet, 2024 tayfa. 2023, 2022. Sizden özür diliyorum ama bu sene 2025 tayfaya bir değişik, daha farklı olacak demiştik. Evet, size farklı olarak bak burada da kendi yanlışımızı da bulduk. Utanmıyorum da, yanlış da çözebilirim de. Onda da bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Daha öncesinde de yaşadım ben bunu. Bir kitapta editörlük yaptığım zaman 3 yıl boyunca bir soru yanlışmış mesela. Onu da çözümünü yapıyordum. 4. yılda o yanlış sorunun cevabını yine ben kendim bulmuştum böyle. Yani yanlış, daha farklı bir çözüm varmış aslında. Yanlış olduğunu sonra fark ettim. O soruda da öyleydi mesela. Hani güzel bir yayında böyle bir soru. Yıllardır yanlış olduğunu kimse fark etmiyor. En son ben yanlış çözen ben oradaki yanlışı buluyorum. Ya bu da benim için bir ders oldu. İkinci böyle 3 yıl boyunca çözdüğüm soruyu böyle yanlışı bulmak gayet de hoş oldu. Neyse, bir yandan ben sana burada şeyi de göstereyim istersen. Animasyonu da göstereyim. Bu seferki animasyonu ben yapacağım. İlk önce ne yaptık? Hocam tamam, şu kısmı anladık. Hocam bu 4 birim kenar. 4 birim kenar ancak böyle olabilir. Bu tarafa geldim. Sonra bu simetri ekseni olan köşegeni çizdiğimde 3 durumun burada geldiğini gördük. Değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi diğer durumları bir daha bakalım. Tek tek hepsini sayalım istersen. Bir hemen animasyonda görelim. Kırmızı köşegen olduğunda, yani AB köşegen, bir de diğer kırmızı köşegen olduğunda kaç tane geliyor? Hocam bir nokta şuradayken o noktaya ait bir deltoid. Bir de o nokta, sağdaki nokta, bir sağa kaydırırsam diğer deltoid. 2 tane oradan geldi. Sonra bir aşağıya çizdim, mavi çizgiyle çizdiğim köşegen üzerinde. Sağdaki bir noktaya göre baktığımda bir deltoid bu. Öbür deltoid bu. Öbür deltoid o. Her nokta, o noktaları saydığımız zaman bütün noktalara bir deltoid oluşuyor. 7 tane yaptı. Bir sağına gittiğimiz zaman sağdaki noktayı, o zaman sağındaki köşegenin sağındaki bir birim sağındaki noktayla bir deltoid oluşuyor. Sonra bir deltoid daha, sonra bir deltoid daha, sonra bir deltoid daha. Orada da 7 tane nokta var zaten. 7 tane de orada oluştu. Toplam 14 yaptı. 2 de yukarıda vardı. 16 yaptı. Sonra alttaki yeşil böyle şey köşegeni çizdiğim zaman sağındaki nokta için bir deltoid oldu. Bir sağındaki noktayı bir sağa daha kaydırırsam o nokta için de bir deltoid oldu. O da 2 yaptı. 18 yaptı. Ama en son bir de ne ekledik? 4 birim kenar uzunluğuysa, 4 birim kenar uzunluğu simetri ekseni olan köşegen, bu sefer şu mavi köşegeni çizdik. Mavi köşegeni çizince de o zaman şu nokta için bir deltoid oluştu. Altındaki çaprazındaki o nokta için bir deltoid oluştu. Öbür nokta için de yine bir deltoid oluştu. 3 tane de orada oluştu. Toplamda 21 tane deltoid karşımıza çıktı. Vay utanmaz arlanmaz Kenan Hoca 3 yıldır yanlış çözüyormuş. Arkadaşlar her yıl bir şey öğreniyorsunuz. Siz de öğreniyorsunuz. Vay, ben bu soruyu 18 deyip geçseydim, biraz önceki soruyu 18 deyip geçseydim herkes he hocam deyip geçecekti. Yok, sorgulayın. Bazen böyle kafanıza takılan şeyleri sorgulayın. Evet gençler, şimdi geldik bir sonraki soruya. Ya yeni nesilden de klasiğe niye geçtik? Ama farklı bir teknik öğreteceğim demek ki. Arkadaş burada bir üçgen var. Üçgen içerisine deltoid konulmuş. O zaman ben burada üçgen bilgisini kullanacağım. Özellikle herhangi bir şeklin içerisine deltoid koyarlarsa, bu üçgen olur, yamuk olur, dikdörtgen olur ya da herhangi bir şey olabilir, fark etmez. Deltoid de aslında burada da uzunluk soruluyor. Üçgendeki uzunluk soruluyor ama deltoid'deki işimiz gücümüz uzunlukla ilgili bir şey gelince neydi? Deltoid'in hiçbir şeyini yapamıyorsun. Tanım tamam, şunlar eşit, bunlar eşit. Arkadaş buraya baktığımız zaman ne yapacağız? Köşegenleri mi çizeceğiz? Köşegenleri çizebiliriz. Evet, ama ben sana şunu söyleyeyim. Bir üçgenin içerisine deltoid ya da herhangi bir şeklin içerisine deltoid konulduğunda köşegen yoksa iki köşegeni de çizmeyeceksin. Tek bir köşegen çizeceksin. O da özel olan köşegen. Özel olan köşegen neydi? Tepe açılarından çizilen köşegen. Bak bir önceki soruda da tepe açılarından çizilen köşegene dikkat etmiştik. Yani şu köşegen, simetri ekseni olan köşegene dikkat edeceksin. Hocam bu ne oluyordu? Açıortay oluyordu. Bu da açıortay. Şimdi üçgeni düşünecek olursak hocam, üçgende şu bir açıortay doğrusu oldu. Bak sen şu işe. Üçgendeki açıortay doğrusu. Burası 6, burası 8. Hocam 6/8 koldaki oran tabandaki orana eşittir. 3/x'e eşittir. Ya da 6 iken 3 olmuş yarısı. Yani burada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran var. X'i direkt kaç buluruz böylelikle? 4 olarak buluruz. Evet, örnek 10'da 4 çıktı. İster bu şekildeki işlemle, ister kısalaştırıp bu şekilde de yapabiliriz. Evet, geldik 11. soruya. ABCD bir dik yamuk. AEC'd bir deltoid. A ile ED birbirine eşit verilmiş. Madem deltoid ve şunlar birbirine eşit verilmiş, otomatikman bunlar da birbirine eşit değil midir? Yani 4 ise burası da nedir? 4'tür. Bu sefer bir yamuğun içerisine koymuş
koymuşuz. Yani yamuk tanımını tam kullanmayacağız. Karşılıklı kenarlar paralel olduğunu söyleyeceğiz. E burada zaten paralel olduğu belli mi? Belli. Yani yamuk olması bizi korkmasın. Bu sefer yamuğun içerisine koymuşuz ve bir deltoid var burada. Deltoidin özelliğini kullanmam lazım. Kenarların eşitliği şu anda hiçbir şey şey yapmıyor. Hiçbir şeyi anımsatmıyor. Ne yapacağız? O zaman sıkıştığımız zaman işimiz gücümüz köşegen. İki köşegeni mi çizeceğiz? Hayır. Simetri ekseni olan köşegeni çizeceğiz. Bu arada bak burası 90'sa burası da 90 ya. Yamuğun tanımını bilmeyen şunun da paralel olduğunu da görür. Değil mi? O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Köşegen çizeceğiz. Köşegeni çizelim. Simetri ekseni olan köşegeni çizince böyle. Hocam bu bir açıortay. Bu da aynı zamanda açıortay. Büyük ihtimal açıortaylık olur. Hocam hem açıortaylık var hem de paralellik var. Hem açıortaylık hem paralellik olunca Z'ye dikkat. Hemen Z'ye dikkat diyorduk. Hocam şurada bir Z var. Görüyorsunuz. O zaman burası çizgi yaptı. Bak burası kaç? 10. Yani burası çizgiye çizgi olduğu için ikiz kenar oldu burası. Yani burası da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Bizden ne isteniyor? AD. Dur. AD'yi daha bulmadık. AD uzunluğu bu çift çizgi olan yer. Arkadaş bu neydi? Deltoid. Hocam deltoidde aslında bu nedir? Bu taban açılarında köşelerindeki açılar birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani burası 90 ise burası 90. Aslında deltoid de şöyle bu üçgenle bu üçgenin aynısı. Yani katlanmış gibi düşünebilirsin. 4 ise 4 çift çizgisi çift çizgi. Şu 90 ise 90. Hocam burası da 90 o zaman. Ana ne çıktı burada? 1. Ne çıktı? Dik üçgen çıktı karşıma. 6 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası 8 çıkar. Çift çizgiler birbirine eşit. Yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olduğundan 8 oldu. AD'yi de böylelikle 8 bulduk dostlar. Örnek 11 8 çıktı. Geldik örnek 12'ye. 3 tane eş deltoidin birer kenarları yapıştırılıp eşkenar dörtgenin içine şekildeki gibi yerleştirildiğinde eşkenar dörtgenin üçgen şeklindeki beyaz bölgeleri açıkta kalıyor. Bak şimdi elimizde önceden bir ne var? Eşkenar dörtgen mi var? Evet eşkenar dörtgen var. 3 tane eş deltoid karton şeklindeki deltoidle geliyorum. O eşkenar dörtgenin içine eşkenar dörtgenin içine şu şekilde şıp 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 koyuyorum. Bu şekilde koydum. Yani benim neyi biliyorum şu anda? Şu bir eşkenar dörtgen olmasını biliyorum. Eşkenar dörtgenin özelliklerini kullanacağım demek ki ben. Yani şu parçalar ne? Birbirine eşit. Sonra şunun da deltoid olduğunu biliyorum ben. Şunların hepsi de deltoid olduğunu biliyorum. Deltoid olduğundan dolayı ne olacak? Hocam kısa kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Uzun kenarlar çift çizgi çift çizgi. Kısa kenarlar. Kısa kenarlar. Uzun kenarlar çift çizgi çift çizgi. Bu bir eşkenar dörtgen miydi? Çift çizgiye çizgi. Çift çizgiye çizgi olmak zorunda o zaman burası. Bak burası da ne olacak o zaman? Çizgi olacak. Hatta burası da çift çizgiye çizgi olduğundan çizgi olacak burası da. Bak ikiz kenarlıklar çıktı burada karşımıza. Sonra şuraları da çift çizgi aynı zamanda. Dikkat. Şuraları da çift çizgi, buraları da çift çizgi. Hatta burada güzel bir şey daha çıkıyor aslında. Hocam çift çizgi ise şuraları yani çizgi artı yuvarlaksa burası da çizgi artı yuvarlak yapmak zorunda. Yani şunların değişikliğini de fark edebiliyorsun. Başka ne yapalım burada? Eş yapılarda ne yapıyorsak onu yapacağız. Eş yapılarda biz ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemliydi. Şimdi eşkenar dörtgen ya. Hocam burası alfa ise burası alfa. İlk önce bir eşkenar dörtgeni kullanayım. Bak burası ne oldu? 180 eksi alfa mı oldu? Evet. Çünkü bu açıyla bu açının toplamı 180'di. Hocam burası da 180 eksi alfadır. Yaz buraya o zaman 180 eksi alfa. Burası ne oldu? Alfa oldu. Hocam bak ne güzel ikizkenarlık var burada. O zaman burası da alfa oldu. Yaz o zaman buraya da alfayı. Burada ne çıktı aynı zamanda? Dikkat dikkat. Şurada da şöyle bir ikizkenarlık. Zaten burası da zaten çift çizgiydi ya böyle. Şu ikizkenarlıktan da burası alfaysa burayı da alfa yazabilirdim. Başka ne yapacağız arkadaş burada? Başka. Buradaki taban açıları da birbirine eşit değil mi? Evet bak tepe açılarını yazdık. Deltoidin açılarına gidelim şimdi. Hocam deltoidin açılarında bak şuradaki açılar birbirine eşit mi? Eşit. Şunları yazdım. Sonra eş olduğu için buradaki açılar da birbirine eşit. Eş olduğu için buradaki açılar da birbirine eşit. Yazdım. Bunlar böyle doğrusal oldu. Bu açılar nokta nokta açısıysa aynı zamanda bu açılar ne oldu kardeşim? 90'ar derece oldu. Olaya bak. Çünkü bu doğrusal. 180 derece 90-90 oldu. O zaman 90-90 olduysa burada bir ikizkenarlık var. Çünkü alfa alfa 90. Alfa açısı dediğimizde aslında kaç derece arkadaşım? 45 derece. O zaman burası da 45, burası da 45 oldu. Bak sen şu işe. Devam edelim. Eşkenar dörtgenin alanından bahsetmiş. Bak. Olaya bak. Olaya bak. Ben burayı kaç buldum? 45 buldum. Eşkenar dörtgenin alanından bahsetmiş. Şimdi eşkenar dörtgenin alanı deyince şu yükseklik bizim için önemli değil mi? Evet. Ben şu 45-45-90 üçgeninde buraya x dersem burası da x. Burası x köklü yapıyor. Hocam eşkenar dörtgen burası da x köklü. Yani x köklü çarpı x. Yani burası bak taban x köklü yükseklik x oldu. Bu x'in çarpımı 50 köklüymiş. O zaman köklüler gitti. X kare buradan 50 yaptı ve x de buradan kök 50 oldu. Kök 50 dediğimizde ne yapar o zaman? 5 köklü mi olur? Evet çünkü bu 25 çarpı 2 olduğundan dolayı. Şimdi deltoidlerden birinin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Ben x'i buldum. X dediğim
dediğim neydi? Burasıydı. Dikkat. E burası hocam x kökü. Eşkenar dörtgenin bir kenarı x kökü. E o zaman x kökü de ne olacaktır? 5 kökenin kökatı olacaktır. Yani burası da şu x'in çarpımı 2 ya. 5 kere 2 10 yapar. Yani şurayı ben ne buldum arkadaş? 10 buldum. Benden ne isteniyor? Deltoidlerden birinin çevresi isteniyor. Bak bak bak. Şuraya ben A, A. Buraya da B, B diyecek olursam. Benden çevre olarak ne isteniyor? 2A artı 2B isteniyor. Arkadaş biz neyi bulduk? Şunun tamamını 10 bulduk. E burası B. E çizgi dediğim neydi? A. Gel buraya A'yı da yaz. A. Sen A artı B'yi bulmuşsun zaten. A artı B 10. E senden çevre 2A artı 2B isteniyor. 2 parantezinde A artı B isteniyor yani. A artı B de 10'sa eğer cevap böylelikle kaç çıkar? 20 yapar. Ya bu da çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Gerçekten zor bir soru mu? Değil. Asla değil. Ne yaptık? ÖSYM'nin sevdiği dili kullandık. Eş yapıları kullandık. Kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini yazınca kendiliğinden soru çıktı. Yalnız eşkenar dörtgen olmasını da kullandık. Eşkenar dörtgendeki açıların alfaya 180 eksi alfa olmasını da kullandık. Gerçi onu yazmayıp da sonuca da ulaşabiliyormuşuz gerçi. Bu alfaya alfa yazmasaydık da bulabiliyormuşuz. Çünkü niye? Hocam şu açılarda birbirine eşit ya. 90-90 oluyor. E burası uzun çift çizgi. Burası da uzun çift çizgi. 90-45-45 kendiliğinden de çıkıyormuş zaten. Alfa yazmama da gerek yokmuş. Ama gerçekten çok hoş bir soru. Evet geldik örnek 13'e. ABCD deltoidi biçiminde kartonda BD köşegeni boyunca kesim yapıldığında oluşan iki şeklin çevreleri toplamı ilk şeklin çevresinden 48 fazla. Arkadaş BD boyunca ben şöyle bir kesim yapınca şurada kartonda. BD köşegeni boyunca kesim yaptığında oluşan ilk şeklin çevreleri toplamı oluşan ilk şeklin iki şeklin çevreleri toplamı ilk şeklin çevresinden 48 santimetre fazla. Arkadaş şurası AA buraya da bir BB diyecek olursam. E burası X diyecek olursam. İlk şekildeki çevre ne yapıyor? Şimdi bunların çevreleri toplamı ne yapıyor? A artı B artı X. Burası da A artı B artı X. Yani şunu demek istiyorum. 2A artı 2B artı 2X yaptı. Çevreleri toplamı diyor ki bize ilk şeklin çevresinden 48 fazla. İlk şeklin çevresi de AA BB ya burası. Hocam ilk şeklin çevresi de 2A artı 2B. Yani 2A artı 2B'den kaç fazlaymış? Çıkartıyorum. 48 fazlaymış. E bunu matematiksel olarak gösterdim de. Arkadaş ilk şeklin çevresi 2A artı 2B. İkinci şeklin çevresinde yine 2A artı 2B olacak artı 2X olacak. Yani direkt 2X 48 olacak yani değil mi? 2X 48 ise X'i buradan kaç buluruz? 24 buluruz. Yani ben burada köşegen uzunluğunu kaç buldum o zaman? 24 buldum. Matematiksel olarak da hesapladık. Şundan şunu çıkartıyorum. X'i dağıtıyorum. A'lar B'ler gidiyor. 2X 48 oradan gidiyor. Peki EF boyunca kesim yapıldığında şu EF boyunca kesim yapıldığında da ilk şeklin çevresinden 26 fazla oluyor. Fark etmiyor. Bak şimdi sen bunu toplayacaksın. Bunu toplayacaksın. Bunları topladığın zaman da şuraya da yine y diyelim istersen. E o zaman burada şunun çevresini şöyle hesaplarken, bunun da çevresini şöyle hesaplarken deltoidin çevresinden yine gitmiyor musun? Bak deltoidin çevresi yine geliyor işin içine ama ekstradan da 2 tane y gelmiyor mu? Geliyor. E y 2y'yi de bize kaç vermiş o zaman? 26 vermiş. Y de buradan kaç olur? 13 olur. Evet y'yi de 13 bulduk. Evet burası da 13. Şimdi elimde iki bilgi var. Bak güzel bir soru. Sadece keserek şu köşegen uzunluğunu buldurdu bana ve keserek çevresinden şu diğer şuradaki uzunluğu 13'ü buldurdu bana. Yine aynı mantık. Şurayı tekrar söyleyeyim. Bunun çevresi toplamı şöyle. İkisinin çevreleri toplamı derken. Hocam şunlar artı 2 tane y olacak. E bunların toplamı zaten bak şunların toplamı zaten deltoidin çevresi yapıyor. Fazlalık ne burada? 2'ye işte fazlalık da 26. Onu dedim orada. 2'ye 26 ise y'yi de 13 bulduk. Şimdi gelelim şurayı yorumlayalım. Arkadaş elimde ne var? Elimde bir tane köşegen var. Bir tane köşegen. Hop şu köşegen. Bu köşegende kaç? 24. Bu köşegen 24 ve elimde bir de ne var? 13 var. 13'ü de kullanacağım. Bak şu 24 bir de 13 uzunluğunu kullanacağım. Hem 24'ü hem de 13'ü kullanarak benden ne isteniyor? Ön yüzünün alanı. Yani diğer kartondaki diğer köşegeni bulmam lazım benim. Çünkü köşegenler çarpımının yarısı değil miydi? Evet. O zaman diğer köşegeni de çizeceğim. Hop çizdim. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Şuraları da 90 derece diye yazayım. E şimdi ben burada ne yapacağım? Eşitliği kullanmam lazım. Buradaki eşitliği ve buradaki eşitliği kullanmam lazım. E arkadaş eşitlik nasıl kullanılır? Hocam 90 var. 90'ın karşısında geçtik. Muhteşem üçlü. İşine yaradı mı? Yaramadı. O zaman muhteşem üçlü işime yaramadı. Diğer farklı şeyi düşüneyim. Sadece eşitlik varsa aklımıza da geliyor. Orta taban. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop orta tabanı çizdim. Bu bir deltoid ya. Şunlar şöyle yazdım. Çünkü burası iki tane çift çizgi ise burası da iki tane çift çizgi. E sonra ne yapacağım? Hocam burada da orta taban çizmem lazım. Burada da orta taban şöyle mi çizeyim? Kardeşim buna paralel çizdik zaten biz. Zaten bunu bulursam bunu bulurum. E buraya bir daha niye paralel çiziyorum? Bu sefer şu verilen 24'e paralel çizeyim. Bu verilen 24'e paralel de hop tam olarak buraya gelmez mi? Gelir. Çünkü niye? Şuna paralel çiziyorum ben. Hocam şunlar eşitse bunların da eşit olması lazım. Şimdi dikkat. Bunlar birbirine paralel.
paralel. 90 ise yöndeşlikten 90. Yöndeşlikten burası da 90. Şunlar da paralel olduğu için. Ve buradaki dik üçgende ne geldi karşıma? Bak 24'ü de kullanayım. 24 ise burası kaç oldu? 12 oldu. 12'yi yazdım. Hocam buradaki dik üçgende 12 var, 13 var. Şurası 13. 5, 12, 13 üçgeninden burası 5 çıkar. O zaman burası 5 ise şu kırmızı çizgide 10 çıkmaz mı kardeşim? Kırmızı çizginin orta tabanıydı 5. Evet. Şimdi köşegenler çıktı meydana. Haydi her meydanına çıktı köşegenler. Bir köşegen 10, diğer köşegen 24. O zaman alan 10 çarpı 24 bölü 2. Şunlar sadeleşse 12. Cevap da böylelikle 120 yapar dostlar. Evet, bu da güzel bir soru. Ya aslında burada ben ne yaptım? Çok klasik sorudur bu. Yani soru direkt böyle verilirdi. Hocam şurası 13, burası 24 ise deltoidin alanı nedir? Ya da şu köşegen uzunluğu nedir diye sorulur. Ben ne yapmışım? Bu soruyu böyle sadece burayı kestim. Çevreleri farkı 48 dedim. O zaman burası 24 çıktı. Buradan kesince çevreleri farkı 26 dedim. O zaman burası 13 çıktı kardeş. Hani ekstra bir yeni nesillik katmışım soruya. Yani klasik bir soruyu işte burada bunun klasik sorusunu yazmadım. Çünkü bunun klasik sorusunu ben burada yaptım sana. Orta taban oluşturmayla alakalı. Ve güzel bir soru ve hoş bir soru. Hatırlarsan dörtgende de yapmıştık böyle bir soruyu ama köşegenine dik olarak vermiştim. Burada ekstradan deltoid olduğu için köşegeni ben çizince buradaki 90'ı yapıştırdık. Buradaki 90'dan dolayı buradaki dik üçgen çıktı zaten. Dörtgende de köşegenler arasındaki açı 90 derece verdim ki dik üçgen çıksın diye yapmıştık hatırlarsan. Evet, 13'ü de bulduk. Geldik 14. soruya. Ya ilginç bir soruya benziyor ama sınavda benzeri çıktı dostlar. O yüzden lütfen buraya dikkat. Arkadaş, şekil 1'de simetri ekseni BD köşegeni olan. Simetri ekseni BD köşegeniymiş. Tamam. O zaman burada simetri ekseni BD köşegeni ise neyi anlayacağız? Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit anlayacağız. Evet. Simetri ekseni BD köşegeni olan ABCD deltoidi biçimindeki bir karton ve köşegenin tam ortasında bir E noktası var. Bak dikkat. Köşegenin tam ortasında bir E noktası var. Yani şunlar birbirine eşit. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit diyor. Bu bilgiyi kullanacağım büyük. Bu kartonun AC köşegeni boyunca katlanması şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'deki karton da B üssü noktasından geçen ve AC kenarına paralel bir doğru boyunca katlandığında şekil 3'teki gibi A üssü C üssü doğru parçası E noktasından geçmektedir. Evet, katlamayı o zaman burada da biz size gösterelim. İlk katlamada ABC üçgenini katlıyoruz. Hop, şekil 2 karşımıza çıktı mı? Çıktı. Sonra B üssü noktasından geçen bir paralel doğru boyunca oradaki yamukvari şekli bir daha katlıyorum yukarı doğru. Katladığım zaman da şekil 3 karşımıza çıktı. Hocam ne yapacağız? Katlamalarda ne yapıyorsak onu yapacağız kardeş. Geriye doğru açacağız. İlk önce en son katlamayı açalım. Yamuğu açalım. Ondan sonra ilk katladığımız kısmı açalım. Deltoidi de oluşturalım. Hadi bakalım. Şurada bir katlamayı açalım. Hocam bu katlamayı açtığımızda bu şekilde karşılaşacağız. İkinci şekilde karşılaşacağız. Şöyle. Tabi buradaki çizgileri de şöyle göstereyim istersen. Sonra buradaki üçgen de vardı ya. Bu üçgeni de şu şekilde geriye doğru açacağız. Şöyle geriye doğru açtığımız zaman da ilk şekli elde edeceğiz mi? Elde edeceğiz. Süper. Şimdi tabi burada da şu bilgiyi vermişti. Şu ve şu birbirine paralel diye söylemişti zaten bize. Hocam sonrasında ne yapacağız? Şimdi şekil 1'de verilen kartonun görünen yüzünün alanı 45 birim kare olduğuna göre şekil 3'te verilen kartonun görünen yüzünün alanı nedir diye soruluyor bize. Eyvah. Ne yapacağız be ya? Hadi bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi burada yamuk mu giriyor işin içine? Dur bakalım. Şurada. Ben bunu böyle katladığım zaman ya bak şu köşegen tam E noktasına da gelmiş. Şu köşegeni ben kullanacağım değil mi? Katladığımda köşegeni de çizeyim o zaman kardeş. Katladığımda şu köşegen hop köşegeni buraya gelecek. Bu köşegen bunun üstünde böyle devam edecek. Yani bu ne anlama geliyor? Hocam şu parçayla şu parça katlamadan dolayı da yine birbirine eşit değil midir? Katlamada böyle. Oradaki yüksekler de eşit olacak çünkü. Köşegenler dik kesiyor ya. O zaman burada katladığım zaman hop şunlar birbirine eşit. Peki dostum ben burada da şunu şöyle katladığım zaman yukarı doğru katladığım zaman yine aynı şekilde bu çizgi buraya mı gelecek? Evet, bu çizgi buraya gelecek. E noktası orta noktaydı. O zaman ben buraya H dersem burası da H, burası da H. Orta noktaydı. 3H ise burası da 3H mı? Evet. Hocam burası da 3H oldu. Süper. Burada paralelliği vermişti bana burada bu. Bu paralelliği vermişti böyle. Ya hocam bununla bu zaten paralel. Bununla bu paralel. Ben bunu böyle katladığım zaman bu paralellik de devam ediyor. Yani burada bir temel orantılar çıktı şöyle. O zaman buradaki oranlamaları da şöyle yazabilir miyim kardeş? 3N N şeklinde yazabilir miyim? Çünkü 3, 1, 1 oran var. 3, 1, 1 oran olacak. Hatta burada da 3, 1, 1 oran olacak şeklinde de yazabiliriz. Sonra ne yapabiliriz burada? Hocam burada da şunu yapabiliriz. 3 bölü 4 orandan şuradaki uzunluğu yazabiliriz. Yani burası, şurası 3A iken burası 4A olur. Hocam burada 3 bölü 5 orandan burası da ne olacak o zaman? 5A mı olacak? Evet. Benden ne isteniyor şimdi?
Şekil 3'te verilen kartonun görünen yüzünün alanı isteniyor. Arkadaş burada şu oranlamaları da yazabiliriz. Şu üçgende buradaki oranlamaları da bulabiliriz aslında. Şu katlamadan dolayı bir şeyler yapsam mı diye düşünüyorum aslında. Şimdi burası 3A, burası 4A, burası 5A ya. Alan dağıtımı yapalım. Ya bir an şeye dalacağım ama isteyen oradan da yapabilir. Farklı türden de yapmaya çalışacağım ben şimdi. Hocam burası 5A iken katlandığı zaman burası da 5A olmuyor mu? Evet, burası da 5A oluyor. Şimdi şekil 3'teki görünen yüzünün alanı. Hocam şekil 3'teki görünen yüzünün alanı derken şu üçgenin alanı artı bu yamuğun alanı diyebilirim. Bu alanı nasıl bulacağım peki? Hocam ilk önce ben şunu biliyorum. Ben şurayı kaç A buldum? Dikkat dikkat. 3H, H, H, H. Burayı 6H buldum. Hemen buraya 6H'ı yazayım. Diğer köşegeninde ne buldum? Diğer köşegeninde 5A buldum. Yani ben 5A çarpı 6H bölü 2 yani 15AH'ı kaç olarak biliyorum aslında? Şöyle baktığım zaman 45 olarak biliyorum. 45. A çarpı H da buradan kaç geldi o zaman? 3 geldi. Süper. Şimdi A çarpı H'ı biliyorum ya. O zaman ben buradaki alanı bulurken şöyle yapabilirim. Üçgenin alanı 3A çarpı 3H bölü 2. Evet. Eyvallah. Yamuğun alanı da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde de bulunabilir. Bulunabilir. Ama hocam ben bunu bilmiyorum diyenlerinize şimdi bir şey diyeceğim. Doğru. Haklısınız diyeceğim daha doğrusu. Buradaki normalde yamuk alanından da gidebilirsin. Yani sen taralı alanı ne bulursun şimdi? Aslında şöyle bulabilirsin. Görünen yüzünün alanı şu üçgenin alanı artı bu yamuğun alanı ya. Üçgenin alanı nedir? 3A çarpı 3H bölü 2 artı sonra şu yamuğun alanını bulmaya çalışacağım. Onda da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 9A yapıyor alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 9A çarpı H bölü 2 yazıp da sonuca da ulaşabilirsin. 3 kere 3 9 burası. Burası da 9. Toplamda 18AH bölü 2 yapıyor o zaman burası. Şunlar sadeleşti. 9AH yaptı. Zaten AH'ı biz 3 bulmuştuk. Bunu da 3 yazdığımız zaman cevapta kaç çıkacak o zaman? 27 çıkacak. Hocam biz daha yamuğun alanı öğrenmedik diyenlere de şu gelsin o zaman. Cevap 27 mi diye kontrol ettik. Evet doğru. Hocam şu şekilde yapabiliriz. Üstteki üçgenin alanı tamam yazdık buraya. 3A çarpı 3H bölü 2. Sonra şu yamuğu da aslında şöyle yaptığın zaman. Hocam şu üçgenin alanı artı. Bak dikkat. Şu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı nedir? Tabanı kaç burada? Hocam tabanı 4A. Yüksekliği kaç? Çizilen yükseklik bu. Zaten şu yükseklik bu değil mi dostlar? Paralel doğrular arasındaki yükseklik. Evet. Yani şurası H olacak. O yüzden orası 4A çarpı H bölü 2 artı. Peki sonra şu üçgenin alanı nedir hocam? Şu üçgenin alanı da bak şunu da yeşille gösteriyorum. Hocam bu üçgenin alanında toplam tabanı kaç burada? 5. Yüksekliği kaç? Şu. Bu yükseklikteki paralel doğru arasında H olduğu için orası da 5A çarpı H bölü 2. Yani üçgen bilgisinden yapmaya çalıştım. Ya da hocam burada 4A'daki alan burası 4A ise burası da 5A'daki alan 5A deyip alanda dağıtabiliriz ama neyse. 4A çarpı H bölü 2, 5A çarpı H bölü 2 dedik. Topladık bunları. 18AH bölü 2 geldi. 9AH oldu. AH'ı zaten ben burada 3 olarak bulmuştum. Geldim burada yerine 3 yazdım. O zaman cevap da 3 kere 9 27. Çıktı mı dostlar? Çıktı. Evet. Böylelikle soru bu. Cevap bu. Ama ÖSYM tarafından soruldu. Demedi deme. ÖSYM aynen bu sorudaki mantığı bize sordu. Haberiniz olsun. Aynen katlamada bu şekildeydi. Bilgine. Yani hocam bu kadar zor soru sorulur mu? Soruluyormuş demek. Demek ki soruluyormuş. Evet ama katlamalarda bak neye dikkat ettik? Biz yine şurayı çalıştırdık. Hocam dedik ki ya bu köşegen işin içine giriyor. O yüzden bu katlamalarda şu köşegeni de düşündük. İnce nokta zaten burada bu. Ama burada alan dağıtma olayı da yapabilirdik aslında. Nasıl yapabilirdik? Alan dağıtmayla da şöyle de girebilirdik aslında. Şuradan hocam burada 3 bölü 4 orandan 9 bölü 16 olacak. Şuradaki alana kaç A kaldı diyebiliriz? Buradaki alana 7A kaldı diyebiliriz. Sonra 3 bölü 5'ten dolayı 3 bölü 9 bölü 25 yapacak. 9A ise tamam 25A. Şuraya ne kaldı o zaman? 16A'sı oradaysa o zaman 25 yapması için buraya 9A kaldı. Sonra bu katlanıp buraya geldi ya. Hocam burası 9A iken burası da 7A ise şu ikisine de 2A kaldı toplamına. AA diye de paylaştırıp o şekilde de bir çözüm yöntemi de getirebilirsin. Hatta bunu da sen deneyebilirsin. Tamam dostum? Oradan da onu da yapabilirsin. Hocam buradaki şu 9A'yı nasıl paylaştıracaktık? Şöyle paylaştırabilirdin. 5A'da kalan 5A ise 4A'da kalan 4A şeklinde de paylaştırabilirsin. Şuradaki alanda. Böyle alan paylaştırmayla da yine sonuca ulaşabilirdin. Ama ben buradaki yüksekten gittim. Yüksekte güzel bir çözüm oldu burada. Evet gençler. Deltoid'i böylelikle bitirdik. Yine çok güzel sorularla. Ya hocam zor soru çözdük ya. Ne yapayım kardeşim? ÖSYM sormuş. Ben sormayayım mı şuradaki zor soruyu? Ya sormayayım mı? Yani bizim için önemli olan ÖSYM. ÖSYM çizgisi. Benim için önemli olan ÖSYM çizgisiydi. O yüzden ÖSYM çizgisi olduğu için de o soruyu ben oraya koymak zorunda kaldım kardeşim. Yapacak bir şeyim yok yani. Her türlü sizi hazırlayacağız. Tamam. Evet gençler. Böylelikle 21. günü hallettik.
O zaman şafak sayarımıza geliyoruz. En sevdiğimiz işi yapıyoruz. En sevdiğimiz iş ne? Şu kardeşim. Tiki atıyoruz şöyle. 21. gün bitti kardeş. Tiki attık. Sonra geldik şuraya. Hocam burada deltoidi de hallettik. Ödevimiz var mı? Var. Ne ödevinin? Şu. Ödev kitabı. Bak soru bankası kitabı vardı. Sayfa numarası 104 ile 107'yi yapıyorsun. Ödevin o. Sonra haftalık programa bakalım. Haftalık programda da hocam şu 11. haftayı bitirmiş oluyoruz. 20 ve 21. günlerle birlikte. Ödevinizde 20 ve 21. gündeki verilen ödevler. Yani şurada bakıyorsun. Ödev neydi 20. günde? Hocam şu 98 ve buradan da buraya kadar geleceğiz. 107. 98-107 arası yapıyor. Şu haftalık programda 11. haftayı bitirenler. Evet. Böylelikle 11. haftayı bitirdik. 21. günü bitirdik. Harika gidiyoruz ve çok güzel sorular çözdük ve çok güzel geliştirdik kendimizi. Buradaki deltoid'teki soruları sadece deltoid soruları diye düşünmeyin diye hep söyledim. Diğer konulara da uyarlanabilir. Yine çok güzel sorular, çok orijinal sorular vardı. Bugün de hallettiysek o zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani 22. günde dikdörtgene başlayacağız. Yine çok zevkli bir konuya başlayacağız. Dikdörtgen konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.